daha da küçülüyordu. Yani yürek meselesi değil. Bunların aralarında yaşlara hepsi görmek bizim için büyük bir olurdu. Çok saygı duyarız. Fakat Mürnün yani her daim adı böyle dediğimiz olursa daha da gurur duyarız. Osman Türk, Osman Öztürk gibi onu da seveceğiz. Onun için minnettarız. Allah yardımcı olsun. Bereket imanla hayırlı olsun. Ya, dua ver, dua, dua. Görevi yapan, görevi getiren, işi yapan, işi yetiştiren, herkese saygıyla selam ettim. Ve özgüyle, yani özgüyle minnettar. Herkese görevi yapan. Bizim amacımız barış ve huzur, kardeşlik. Biz insanlar halini görmeden, halini sizi görmeden, yani hep bir insan insanda fark ettirmeyen, kim insan kardeştir. Yani buna ayrımı yok. Bu memlekede çocuğun barış ve huzuru daima güvene isteriz. Herkese saygı ve selamlar dilerim. Topraklarda aşağı indir. 1000 yıldır Türk kültürüyle yaşıyoruz. Tunceli'li halkımız da bu kültürle bizi yetiştirdi. Bizim kültürümüzde yaşlarımıza sahip çıkmak var. Kıdır amcam geçtiğimiz hafta beni ziyarete geldi. Sağ olsun. Kendisi Konya'yla ben kaybetmiş olduğum rahmetli babama çok benziyor. Ben o dakika karar verdim. Kıdır amcayla bir aile sohbeti yapmaya, evine gidip bunu da evimde misafir etmeye. Bu düşünceyle oldu bu iş. Bu dramca derken büyüdü. Bu sayıya çıktı. Çok bahtiyar olduğum bir gün bugün. Sağ olsun. Personelim de abilerimizi, amcalarımızı ellerinden gidip aldılar. İnşallah beni bırakacaklar. Bu misafirlerimiz bizim ulu çınarlarımız. Bunlar çocukluğumuzda, küçüklüğümüzde bol kanat geldiler. Bizi serinlettiler. Tehlikelerden korudular. Şimdi bizim onlara sahip çıkma dönemimiz. Maalesef bazı olumsuzluklar da duyduk. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani Tunceli'yi küçük düşürücü konuşma olmasın. Anlaşılmasın. Ama maalesef bazı büyüklerimizin çocukları yeteri kadar ilgi göstermiyorlar büyüklerimize. Bu konuda epeyce şikayet duydum ben. Biz yaşlılarımızın çocukları olmak istedik. Onların bastonları olmak istedik. İşin doğrusu benim de baba şefkatine ihtiyacım var. Kıdır amca da onu bana gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık Kıdır amcanın. Teyzemin hepsini geldiği için çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Sor amca. Söyleyeceğim. Bir dakika toplamız gerekiyor. Değil mi? Arabalar çıkacak. Biraz acele de. Sağ olun. Amcacığım nereden geliyorsunuz? Şeyde. Yemekten geliyoruz. Kim verdi yemeği? Emniyet müdürü yapıyor. İyi, memnun kaldın mı amca? He? Memnun kaldın çok mı? Çok memnun kaldık. Allah daha ziyade etsin.
Size baston mu hediye ettim? Baya bastonla verdim. Allah razı olsun. Çok memnun kaldık. Allah size uzun ömür versin, can sağlığı versin. Amin. Evet, Petra, bir gün olur mu? Evet, ya, olur.